Ben de Zest'teyim. Bayanların koleksiyonerliğe ve toplayıcılığa daha az ilgi göstermesini nasıl yorumlamalıyız? Evde temizliği onlar yaptığı için herhalde. He. Olabilir. Çünkü dediğim gibi pulun haricindeki çoğu telefon kartı toplayanlar var mesela. Onlar da fazla yer kaplamıyor ama böyle obje olarak toplamaya başlayınca ve yani ev gitgide önce bir parça, iki parça, üç parça, ondan sonra ev girilmez hale geliyor. Ama hakikaten iş çığırından çıkıyor belli bir süre sonra. Şimdi mesela ben işte çocukluğumda falan hani okudum diye falan işte Tom Mix, Texas, Swing, Zembla ile başladım. Çizgi roman falan. Ya önce 3-5 tane, 10 tane, 20, 30, 50 sonra oluyor 200, 300, 500. Bunları bir yere koyman lazım. Ya kategorize etmen lazım, tasnif etmen lazım. Sıkıntı. Sonra Hayat dergileri benim hani benden bir hatta iki kuşak önceki insanların okuduğu malzemeler. Hayat dergilerine, Papağan, işte Karagöz dergilerine ben merak saldım. Onları almaya başladım. Şimdi güzel de bende neredeyse bir kamyonet Hayat dergisi var. Şimdi bir kamyonet Hayat dergisi bir yere sığmaz. Yani nereye koyacaksın ki? O zaman hakikaten sorun olmaya başlıyor. Bunların depolanması, korunması. Ondan sonra bir de topladıktan sonra da bunları ben insanlarla da paylaşma ihtiyacı oluyor. Yani paylaşamayacaksanız zaten tabii. Hani niye topluyorsunuz ki? Yani bir manası olmuyor. Ondan sonra işte hani Zest'te sergileme desteğini ve zaman tünelini de zaten hani bu fikirlerden geldi. Koleksiyoner arkadaşlar çünkü bunları sergilemek istiyorlar. Ama her halükarda bunların toplanması, bunlara sahip çıkılması bence insanlığın bilgi ve kültür mirasına çok büyük katkı yapıyor diye düşünüyorum. İnsanlığın bilgi ve kültür mirasına katkı için el ele.